Akın görme engelli bir kızımız. İşte annesine soruyor. Diyor ki denizin rengi kırmızı mı anne diyor. Düşünebiliyor musunuz? Engelliler için öyle bir şey yaptı ki Türkiye'de tek, dünyaya örnek. Enver Demirel gözyaşını tutamadı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 3 medya grubundan ortak canlı yayınla her hafta ekranlara gelen Ankara Meydanı programının konuğu oldu. Gazeteciler Medya Ankara'dan Bayram Polat, Kanal 5'ten Aydın Tufan ve Redaktör Haber'den İbrahim Gökdemir'in sorularını yanıtlayan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in projesi olarak hayata geçirilen engelli vatandaşlara ve ailelerine hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi hem yurt içinden hem de yurt dışından gelip tesisi görenleri hayran bırakmaya yetiyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verilen hizmetleri anlatan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, bu tesisin her kesimden insan ve üst düzey devlet yöneticileri tarafından takdirle karşılandığını, Türkiye'de tek, dünyada örnek olarak nitelendirildiğini söyledi. Engelli vatandaşlar ve ailelerinin hayatlarından örnekler paylaşan Etimesgut Belediye Başkanı gözyaşlarına hakim olamadı. Biz engelli vatandaşlarımıza yönelik çok ciddi çalışmalar yaptık. O söylediğiniz Engelsiz Yaşam Merkezi sadece bunlardan birisidir. Evet. Bizim mesela engelli vatandaşlarımızın denizde buluşması projesi vardır. Etimesgut sınırları içerisinde yaşayan engelli vatandaşımı alıyorum. Yanında bir de refakatçısıysa, refakatçıya ihtiyacı varsa böyle 5 yıldızlı otellerde tatile götürüyorum. Denizde buluşturuyorum. Evden çıkmamış benim vatandaş. Bunu denizde buluşturuyorsunuz. 5 yıldızlı otele götürüyorsunuz, misafir ediyorsunuz. Hakkı mı? Hakkı tabii. Mesela bunu ben 8-9 yıldır yapıyorum. Yüzlerce engelli vatandaşımı denizde buluşturdum. Çok enteresan şeyler yaşıyorsunuz İbrahim Bey. Tatilin birinde bakın görme engelli bir kızımız işte annesine soruyor. Diyor ki denizin rengi kırmızı mı anne diyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok duygusal hatıralar da bırakıyor. Evet. Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Türkiye'de bir ilktir, dünyaya da örnektir. Bu söz benim sözüm değildir. Ne var burada? Ne yok ki orada? Yaşam var orada, hayat var orada. Orada engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşamlarına dokunan bütün çalışmalar var. Orada eğitim var, mesleki kurs var, orada rehabilitasyon var. Bu yaşam merkezinden dolayı birçok engelli ailesi Ankara'ya göç etti. Bizim sınırlara göç etti. Ben çünkü Etimesgut sınırlarının dışındakine hizmet veremiyorum. Bir gün oturuyorum. Özel kalem dedi ki bir hanımefendi geldi başkanım dedi. Sizinle görüşmek istiyor dedi. Buyurun hanımefendi dedim. Dedi ki başkan bey dedi. Benim engelli bir çocuğum var dedi. Buna ben bakıyorum dedi. Yıl 2013 veya 14. Evet dedim hanımefendi. Ben dedi hastayım dedi. Hastaneye yatıp ameliyat olmam gerekiyor dedi. Ben en az 15 günde de hastanede kalmam gerekiyor dedi. Ben hastaneye yatıp ameliyat olamadığımdan dolayı hastalığım ilerliyor dedi. Engelli oğlum var. Bunu bir yere koyamıyorum dedi. Komşuma bırakamıyorum dedi. Sen şehrin belediye başkanısın dedi. Bana çözüm bul dedi. Tabii şimdi yaşamayınca olmuyor bu işler. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çaresiz bir aile. Elini açıyorsun. Bir şey yapamayacağının çaresizliğini yaşıyorsun. Ama bir şey yaptık biz. Not aldık. Bu bir ihtiyaç. Şimdi mesela benim o engelsiz yaşam merkezimde konaklama bölümü var. Geçici konaklama. Bir engelliden ziyade engelli yakını o engelliye bir gün değil, bir ay değil, bir yıl değil, bir ömür beraber. Dolayısıyla onunla beraber olduğu için enerjisi bitiyor. Yenilemesi gerekiyor. Bir şöyle bırakıp oh demesi gerekiyor. Düğününe giderken, köyüne giderken, tatiline giderken, hastaneye ihtiyacı oldu, hacca giderken. Şimdi getiriyor bana. 5 yıldızlı otel kalitesinde. Uzman elemanlar var orada. Bana bırakıyor. Gözü arkada değil. Gidiyor ne ihtiyacı varsa onu görüyor. Şimdi mesela böyle bir hizmeti görünce insanlar şaşırıyor. Diyor ki ya nasıl yaptınız bunu? Yaptık. Mesela bir engelli düşünün. O tesis içerisinde bu vardır. Evde kendi başına nasıl yaşam sürdürecek?
Onun için özel daire yaptım oraya. 1+1 daire yaptık. Yatak odası, çamaşır odası, banyosu, mutfağı, şunu bunu, salonu. Dayadık döşedik engelliye göre. Dolayısıyla orada onun yaşamını öğretiyoruz ona. Yani. Evin içerisinde nasıl bir yaşamı nasıl daha kolay kılar kendine onu eğitiyoruz. Dolayısıyla engelsiz yaşam merkezi sonuç itibarıyla bu yönüyle bize ETMS kutumuzda gerçekten ilk çalışmalarımızdan birisidir. Örnek bir çalışmadır. O da belediye hizmetleri içerisinde önemli bir yer edinmiştir.